Herkese merhabalar. Havza ve Amasya genelgesiyle Kurtuluş Savaşı yolculuğumuza devam ediyoruz Songuç'um. Şimdi sizlerle birlikte LGS 2022'de de 2021'de de mutlaka soru gelmiş olan ve 2023'te de soru beklediğimiz çok önemli bir konuyla devam ediyoruz. Mustafa Kemal ilk başta Atatürk Samsun'a çıkacak, milli mücadeleyi başlatacak. İlk başta Havza genelgesiyle milli bilinci uyandıracağız. Sonrasında da Amasya genelgesinde Kurtuluş Savaşı'nın yöntem, amaç ve gerekçesi belirlenecek. Yani Kurtuluş Savaşı'nın yağını hazırlayacağız. Böylece yöntem, amaç ve gerekçeyi belirleyerek inşallah Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi milli mücadeleyi başlatacağız ve ardından da düşmanı yurttan temizleyeceğiz. Peki sen hazır mısın Tonguç'um? Hazırım hocam. Harikasın, tebrik ediyorum seni. Bu konudan hiçbir şekilde soru kaçırma lüksümüz yok. Zaten şu anda Kasım programında mükemmel bir şekilde ilerliyoruz. Yazılarımıza gümür gümür devam ediyor. Yazı notlarından çalışıyoruz. Yazı notlarını aynı zamanda arkadaşlar LGS içinde tekrarlarda kullanabilirsiniz. Ama tabii ki burada soru yok. Soru olmadığı için bu daha çok yazılı odaklı. Soru ödevlerimizi ise size Zoru Bankası'ndan, Taktikli'den ve Dinamo'dan vereceğiz. Dinamo inkılap tarihi kısmını açtığımızda burada hemen şöyle açıyorum. Birinci Dünya Savaşı'nı bitirmiştik. İşgal yıllarında Anadolu'da bitti. Hemen burada bak. Şuradan başlayalım. Birincisi İstiklal Yolculuğu 1. Burada Havza genelgesiyle alakalı sorularımız var. Ve mutlaka dijital sorularımızı da çözüyoruz Sonuç Elad'ım benim. Amasya genelgesiyle alakalı sorular da var. Sonrasında da Amasya genelgesinin maddeleri %100 sınavlarda soruluyor. İşte ulusun bağımsızlığını, ulusun azim ve kararı kurtaracaktır maddeleri. Birazdan hepsini göreceğiz. Buradan çözüyoruz. Taktikli İnkılap tarihinde de yine aynı konuyla alakalı burada sorularımız var. İstiklal Yolculuğu 1, İstiklal Yolculuğu 2 testlerini çözüyoruz. Ve onda 10 Zoru Bankası'nın İnkılap tarihi kısmında da yine İstiklal Yolculuğu 1 ve İstiklal Yolculuğu 2 testlerini ve dijital soruları çözmeyi unutmayalım. Dersin başına ödevi verdik. Neden? Çünkü LGS'de bize soru soracaklar. Yani LGS'ye girdiğimizde mesela 2022'de ne yapmışlar? Hemen bakalım şöyle canlı canlı. Açıyorum, şöyle bakıyoruz ne yapmışlar. Gördüğün gibi ilk başta Trablusgarp Savaşı'nı sormuşlar. Sonrasında TBMM'nin açılışını sormuşlar. Sonrasında Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Zaferi'ni sormuşlar. Sonra İnönü Savaşı ve Kütahya Eskişehir Savaşı'nı sormuşlar. Atatürk'ün bir sözünü sormuşlar. Mudanya Ateşkesi'ni sormuşlar. Eğitime verilen önemi sormuşlar. Mecliste muhalefet yok sözüyle çok partili hayatı sormuşlar. Ve yine milli egemenlik, milli bağımsızlık kavramlarını sormuşlar. Hemen ardından son soruya bakalım. Burada da yine Türk dış politikasının temel niteliklerini sormuşlar. Dolayısıyla soru soruyorlar bize. O zaman bizim de bol bol soru çözmemiz lazım. Bu soruları yakalayacağız ve inşallah sınavda da inkılap tarihinden de diğer derslerden de full yapacağız. O zaman daha fazla gevezelik yapmayalım. Hadi bakalım dersimize başlayalım Tonguç'um. Atatürk'ün doğum günü 19 Mayıs tarihidir. Esasında 1881 yılında doğmuş ama tam doğum tarihini o zamanlar eski dönemlerde belli olmadığı için Mustafa Kemal diyor ki beni doğduğum gün 19 Mayıs tarihi diyor. Neden? Çünkü 19 Mayıs tarihinde sadece kendisi değil aynı zamanda yeni Türk Devleti'nin de ilk adımını atmış oluyordu. Neden? Çünkü Osmanlı İmparatorluğu savaşta çok ciddi bir şekilde yıpranmıştı. Balkan Savaşları'nda, Trablusgarp Savaşı'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda perişan durumdaydı. Ve şimdi önünde büyük bir savaş hasta var. Hasta bir adam gibiydi. Evet ama Kurtuluş Savaşı'yla yeniden dirilecek, yataktan kalkacak ve Pataküt'e düşmanları yurdundan atacak. Şimdi, üzerine bir şey aldı mı hocam yatak? Tabii ki üzerine hafif bir hırka alacak. Şimdi burada önemli olan şey şu Tonguç'um. Mustafa Kemal'in neden Samsun'a gittiğini bilmemiz lazım. Mustafa Kemal esasında Samsun'a gönderilmişti 9. Kolordu müfettişi olarak. Ve oraya gittiğinde 9. Kolordu müfettişi olarak oraya gittiğinde amacı şuydu. Esasında görevi şuydu. Oradaki Türklerin elindeki silahları toplamak. Ama Mustafa Kemal'in amacı neydi? Milli mücadeleyi başlatmak. Samsun'a gitti. Milli mücadeleyi başlatacağına dair kafasında bir fikir oluşmuştu. Ve ilk başta Havza mitingi. İlk başta Samsun'da bir protokol yayınladı. Dedi ki burada Türkler Rumlara değil, Rumlar Türklere uyuzluk yapıyorlar dedi. Ve burada dikkatini çekti tabii İtilaf Devletleri. İtilaf Devletleri dediler ki bir dakika dediler ya. Biz Samsun ve çevresindeki Türkleri durdurmak için bir adam gönder dedik padişaha. O gitmiş Mustafa Kemal'i göndermiş. Allah Allah dediler. Sonra Mustafa Kemal Samsun'dan sonra Havza'ya geçti. Bak bir İstanbul, iki Samsun, üç Havza. Havza'dan sonra da ne yapacak? Amasya'ya geçecek. Şimdi Havza'da Kurtuluş Savaşı'nın ilk milli bilincinin uyandırıldığı yer olarak aklımıza yer alması lazım demiştik. Neden? Çünkü milli bilinç ilk defa nerede uyandırıldı? Havza'da. Sonra Amasya Genelgesi'ne geçiyoruz. Amasya Genelgesi de çok önemli. Neden? Çünkü Amasya Genelgesi de Kurtuluş Savaşı'nın yağı, her şey. Yani yağ derken yöntem, amaç ve gerekçesinin açıklandığı yer olacak. Sonrasında Amasya, Erzurum, Sivas gidecek. Burada şu çok önemli. Bu Kurtuluş Savaşı sürecinde nerede neyi yaptı, hangisinden önce hangisi oldu şeklinde sorular gelmiyor. Soruların geliş şekli şu şekilde. Mustafa Kemal Amasya'da ya da Erzurum'da ya da Sivas Kongresi aldığı kararların anlamına bakmamızı istiyorlar. Şimdi birincisi şu çok önemli. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkış görevi neydi? 9. Ordu
müfettişi. Yani bir müfettiş olarak gönderiliyor. Müfettişlik yapacak, teftiş edecek ve asayiş ve güveni sağlamak, güvenliği sağlamak. Asayiş ne demek? Güvenlik demek esasında. Orada biliyorsun Wilson ilkelerinde şöyle bir madde vardı. Bir bölgede kim çoksa, bir bölge kim ise orası onun olacak diye. Rumlar da Karadeniz'e çevresinde böyle biz çoğuz diye böyle olaylar çıkarmaya çalışıyorlar. Çünkü İzmir ve çevresinde de Rumlar olaylar çıkarmışlardı. O yüzden İzmir işgal edilmişti. Hatta İzmir işgal edildiği için de Kuvayi Milliye ve Yararlı Cemiyetler çok ciddi bir şekilde işgallere karşı çıkmıştı. Şimdi Mustafa Kemal oraya gidip asayiş ve güvenliği sağlamak istiyor ve silahları toplamak istiyor. Bu tabii bizim silahlarımız, yani Türklerin silahlarını toplamak istiyor. Neden? Çünkü İtilaf Devletleri Mondros Ateşkesi'ne demişlerdi ki silahlarınızı bize teslim edeceksiniz. Eğer güvenliğimizi tehdit eden bir durum olursa orayı işgal edebiliriz. Gibi böyle. Yok artık. Yani iğrenç iğrenç maddeler söylemişlerdi. Yani silahları toplamak derken sakın sakın düşmanın değil, bizim silahlarımızı toplamak için gönderiliyor Mustafa Kemal. Ama Mustafa Kemal gidip de Türk halkının silahlarını toplar mı? Toplamaz tabii, saçmalık, böyle bir şey olmaz. Aksine o silahların içine kurşun verir, dağıtın düşmanı der ve öyle yapacak. Güzel, tebrik ederim seni olmuş. Peki Mustafa Kemal'in amacı ne? Gerçek amacına bakalım. Gerçek amacı tabii ki de ülkeyi bağımsızlık ve bitimliğine kurtulmak. Evet, saçma bir cümle söyledin ama doğru söyledin. Ulusal birliği sağlamak. Kelimeleri birleştirmeye çalışıyorum. Heyecanlısın Tonguç. Sen de çünkü milli mücadele içinde hissediyorsun. Ulusal birliği sağlamak. Yani böyle düzensiz, bölgesel olan, dağınık olan Türk halkını birleştirip ateş topu yapmak. Ardından da ulusal bağımsızlık. Ulusal bağımsızlık nedir Tonguç? Hocam bağımsızlık, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diye bir sözü var Atatürk'ün hocam. Hayır, öyle bir sözü yok. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diye bir sözü var ama o yönetim. Egemenlik deyince aklına sandık gelecek, meclis gelecek, oy vermek gelecek. Aa, bu konumuz o değil. Bağımsızlık hocam ülkenin, bağlı olmamak, ülkenin düşmandan kurtulması. Harikasın. Ülkenin pisliklerden, rezilliklerden, düşmandan kurtarılması. Senin söylediğine gelirsek ulusal egemenlik ise ülkeyi halkın yönetmesi. Bak bu sınavlarda çok sorulur Tonguç'um. Hatta çok sorulur demeyeyim. %100 sorulur. Şuraya yazıyorum %100 kelimesini. Bu sene gireceğiniz sınavdaki 10 sorudan bir ya da ikisi de yine bununla alakalı olacak. Ulusal bağımsızlık ülkeyi düşmandan temizlemek. Ulusal egemenlik ise ülkeyi halkın yönetmesi. Devam ediyoruz. Peki oraya gittiğinde ne gördü şimdi? Orada bazı tipler ABD mandasını istiyor. Evet, güzel bir, gerçekten Kaliforniya tarzı bir mühürü yaptın. ABD mandasından kastımız sığır ya öküz ya da manda derken bu şu. Hocam Kaliforniya bufalosu sesi çıkartayım hocam. Çıkar bakayım. Bu ne oğlum, İngilizce çıkardın resmen ya. Hayatımda ilk defa İngilizce konuşan bir dana gördüm yani. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Şöyle bir şey var Tonguç'um. Manda deyince aklımıza sen ya da sığır ya da manda ya da dana, öküz, camış, bu tarz şeyler gelmeyecek. Aklımıza gelecek olan şey şu. Bir devletin, küçük bir devleti kendi himayesi altına alması. Yani iç işlerinde serbestsin, tamam takıl ama dış işlerinde bana bağlısın demesi. Öyle hocam, zaten biz de Amerika'nın çiftliğinde bir manda olacaktık hocam, Allah korusun. Allah korusun ama biz bunu kabul etmeyeceğiz. Kim kabul etmeyecek? Bağımsızlığına düşkün Türk halkı kabul etmeyecek. Fakat bazılarımız diyecek ki ya çok zor durumdayız. Aslında Kaliforniya da güzel. Amerikan mandası olabilir. Hocam gerçekten ben Kaliforniya'da okusaydım çok güzel olurdu yani. Saçma sapan konuşma. Ardından bazıları da İngiliz himayesini isteyecek. Yani İngilizler bizi iç işlerimize serbest bıraksın, dış işlerimize bizi korusun diye. Hayır, böyle. Londra'da olabilirdi. Londra'da güzel. Cambridge Üniversitesi. Saçma sapan dejenere olmuş bir insansın. Oraya git oku. Orada eğitim al. Orada eğitim almak güzel bir şey. Ama onların himayesi altına girmene gerek yok Tonguç'um. Tebrik ediyorum seni. Bir de bölgesel kurtuluş çaresi arayanlar var. Bölgesel kurtuluş da yani birleştirilemeyiz ama en azından kendi bölgemizi kurtarırız. Trabzon ve çevresinde mesela Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti var. Trabzon'u işgalden kurtarmaya çalışıyor. Doğu Anadolu'da Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk var. Doğu Anadolu'yu işgalden kurtarmaya çalışıyor. Yani herkes kendi derdine düşmüş. Hayır, öyle deme, saçmalama. Oradaki herkes, yani orada şöyle, herkes kendi derdine düşmek zorunda çünkü ulaşım araçlarımıza, haberleşme araçlarımıza el koydular. Neden? Ulusal birlik sağlanmasın diye. İşte Mustafa Kemal ulusal birliği sağlamak için diyecek ki Samsun'dakilere, ya kardeşim manda isteyenleri geç, onları geç zaten. Samsun'u kurtarmak isteyenlere diyecek ki sen sadece Samsun'u kurtarırsan olmaz. Hep beraber birleşelim, tüm ülkeyi kurtaralım diyecek. Ve Mustafa Kemal Amerikan mandasına girelim diyenlere ya da İngiliz mandasına girelim diyenlere söyleyeceği tek bir şey var. Ya istiklal ya ölüm. Yani ya Kurban Bayramı'nı bekleyin. Hayır öyle. Ha, tabii Kurban Bayramı'nı bekleyin de demiş olabilir. Çünkü o zaman keseriz yedi ortak. Ama normalde Mustafa Kemal ya istiklal, yani ya bağımsızlık ya da ölüm diyor. Çünkü Mustafa Kemal gerçek bir Türk. Bundan önce birçok Türk devletinde de aynı durum olmuştu. Kubilaylar, Alparslanlar, Melikşahlar da aynı şey yapmıştı. Bağımsızlıkları elden gittiği zaman ölümü tercih etmişlerdi. Gidip de başka bir devletin himayesi altında yaşamamışlardı. Mustafa Kemal de kendisine yakışanı yaptı. O yüzden bir kez daha kaçak bir şekilde Mustafa Kemal Türk'ün imzasını atıyorum Tonguç. Şimdi Samsun raporu yayınlıyor. Diyor ki karışıklığın sebebi Rumlar diyor. İngilizler Rumlara göz yumuyor.
Türkler bağımsızlıktan taviz vermeyecek diyor. Sonrasında da Havza'ya geçiyor dedik. Havza'da milli şuur uyanıyor. Neden? Çünkü Havza Genelgesi'nde Mustafa Kemal artık alarm saatini çaldırıyor. Diyor ki artık uyanma vakti. Milli bilinci uyandırın ve düşmanı denize dökmek için artık herkes toparlanmaya başlasın. Kendinize gelin diyor yani. Artık canlanmalıyız diyor. Ne oldu Havza'da? İşgallere dikkat çekildi. Mitinglerle milli bilinç harekete geçirildi. Milli bilinç nedir Tonguç biliyor musun? Şimdi ülkemize düşman saldırsa sen hemen savaşır mısın? Hayır. Önce sakin sakin durursun. Dersin ki ya ordumuz var dersin. Hava kuvvetlerimiz var, kara kuvvetlerimiz var, donanmamız var. Ya onlar yapar dersin. Ya ben öğrenciyim dersin. Değil mi? Ben normal bir insanım dersin. Ben de öğretmenim. Ama Mustafa Kemal gibi büyük bir asker gelse dese ki kardeşim ordumuza el koydular. Araçlarımıza el koydular. Düşman her yeri sarmış durumda. Uyumayın, dangoz gibi dolaşmayın. O zaman Twitter'da yok tabii. O zaman ne yapacak Mustafa Kemal? Milli bilinci uyandırdığı zaman dersin ki tamam paşam seninle beraberiz dersin. Devam ediyoruz. Genelgenin yansımalarında yurt çapında 100'e yakın miting yapılıyor. Mustafa Kemal milli bilinci uyandırın deyince ülkemize 100'e yakın miting yapılıyor. Şimdi sonrasında Mustafa Kemal Amasya'ya geçiyor. Amasya'da artık Kurtuluş Savaşı'nın ilk kez gerekçesini, yöntemini ve amacını açıklayacak. Şimdi vatanın bak buradan soru gelir Tonguç. Buraya yazıyorum. %101 yazıyorum bak. %101'e değil. %101'e. Neden? Çünkü bu sayfadaki maddelerin yorumlanmasının sorulmadığı sene yok şimdiye kadar. Bütün sınavlarda LPG, ABS, ASR, SBS, EFG hepsinde EFT ödeme neyse hepsinde sorulmuş. Dolayısıyla sınavların ismi değişse bile bu sayfadan mutlaka yorum geliyor. Neden? Çünkü bu sayfada ülkemizin kurtuluşunun reçetesi var. Eğer Mustafa Kemal bu sayfayı yayınlamasaydı, bu sayfanın altına Amasya Genelgesi'nin imzalarını atmasaydı belki de senin şu anda ismin Adriyakis'ti Tonguç. Anlatabildim mi? Veya güzel Tonguç. İsimmiş hocam. Gerçekten. Saçma sapan konuşma Dejener adam. Adriyakis'i. Ya oğlum. Ama havalı durdu hocam bir anda. Ya saçma sapan. Adriyakis diye güzel bir süs kedisi besleyebilirsin. Ama senin ismin Tonguç Songuçoğlu. Dur şimdi. Giuliano olsaydı daha ya iyi. Dur oğlum ya Allah'ım yarabbim. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi. Şimdi bazıları diyor ki niye Kurtuluş Savaşı'na giriyoruz ki? Mustafa Kemal de söylüyor. Vatanın bütünlüğü tehlikede, milletin bağımsızlığı tehlikede. Bu gerekçeyle, bu sebeple, bu nedenle biz, bak buraya sebep kelimesini de kullanabilir sınav komisyonu. Biz bu sebeple milli mücadele yapmalıyız diyor. Amacımız ne? Milletin bağımsızlığı. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Peki milletin bağımsızlığını amaçlıyorsun güzel ama bunu hangi yöntemle yapacaksın? İşte onu da millet kendisi yapacak diyor. Yani ülkeyi tımarlı sipahiler, yeniçeriler, genelkurmay başkanlığı, Erkan-ı Harbiye hayır bunlar kurtarmayacak. Ülkeyi sen kurtaracaksın diyor. Sen millet olarak karar vereceksin ve düşmanla sen kendin mücadele edeceksin. Beni çıldırtma diyor ve milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve karar kurtaracaktır. Gerçekten muhteşem bir madde ve muhteşem iki sebepten. Gerçekten ülkemizin kurtarılmasını sağlayan bir madde. Kurtuluş Savaşı'nın ve inkılap tarihinin özeti ve sınavda da soruldu. O yüzden mutlaka burayı bilmelisin evladım. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu da yine Kurtuluş Savaşı'nın bir gerekçesi. Şimdi padişah ülkesini kurtarmakla sorumlu. Öyle değil mi? Şimdiye kadar Fatih Sultan Mehmetler, Yavuz Sultan Selimler, Kanuni Sultan Süleymanlar hep ülkeyi kurtarmışlardı. Ama bu sefer İstanbul hükümeti zor durumda. Padişahın etrafını düşman askerleri sarmış. Gık dese hemen ateş edecekler. O yüzden İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getiremiyor. Her türlü etki ve denetimden uzak ulusal bir kurul kurulmalı diyecek. Bu da yine temsiliyetine denk geliyor Tonguç'um. Anadolu'nun en güvenli yeri olan Sivas'ta milli bir kongre toplanacak. Bu da Sivas Kongresi'ne işaret ediyor. Her ilin sancağından halkın güvenini kazanmış 3 temsil seçilecektir. Bu da yine ulusal egemenlikle bak seçilmek kelimesini gördüğün zaman ulusal egemenlik, milli egemenlik kelimesini göreceksin. İmzayı atanlar Mustafa Kemal, Ali Fuat Paşa ve Rauf Orbay. Gerçekten Amasya Genelgesi'ni öğrendik ama şimdi senin esas yapman gereken ne? Eline silah alıp düşmanla savaşamazsın. Ama oturup sen de derslerine çalışacaksın. Gelecek haftanın ödülü sorusunda yapma görevi senin görevin. Hadi bakalım. Teşekkür ederim hocam.